Reyhan seveceği bir şey yok ki burada. Fidan mı versek misafirlere nikah şekeri yerine? Al sana bir numara da. Kemal Bey, pardon, şalımı unutmuşum. Ne yapıyorum ben ya? Balkabağı bu laflarımı duyarsa beni kıskanıyor musun diyecek. Yalan söylüyor. Koskoca adam parmağında oynatıyor, o yüzden. Gıcık oluyorum sadece. Kıskanç kadın olduğunu gösteren beş davranış. Benim telefonum mu? Mutfakta mı unuttum? Çalan telefon seninki mi? Evet. Reyhan'ın Emir'e nikah şekeri bakacaktık. Kıskanç biri olduğunuzu gösteren beş davranış mı? Demek senin de kafan karışık. Sitelerde geziniyorum. Reyhan'la Emir'in düğün hazırlıkları için mi? Evet. Burada belim ağrıdı zaten. Ben odaya çıkayım. Kaç bakalım. Ama nereye kadar kaçacaksın? Bunlar artık giyilmez yaza kadar. Yok. Bu kız hesapsız kitapsız iş yapmaz. Niye bıraktı ki bunu burada? Niye bırakacak? Yeniden gelmek için bahane olsun işte. Üf, ne yapıyorum ben ya? Bana ne? Ne yaparsa yapsın. Balkabağını kıskanan onun gibi olsun. Bütün elbiseleri döktüm. Tozlandı şurası. Sen şimdi girme istersen. Emir rica etti de oturma planını yapmam için. Belki bana yardımcı olursun diye düşündüm. Ben hiç kimseyi tanımıyorum ki. Sen Oya'ya söyle istersen. Akrabalar gelecek, yakın dostlar falan. Hem bir kısmını anlatmış olurum. Şüphe çekmeyiz. Kod kırmamak için yani.
Sonra da davetiyeleri yazmamız gerekiyor. Nikah masası şurada. Şu etrafındaki masalara bir derece yakınlara oturtalım. Tamam. Yakın akrabaları böyle alırız o zaman. Zaten Reyhan'a fazla akrabası yok. Anladım. Ankara'dan gelen aile büyüklerini en öne oturturuz o zaman. Ekrem amcam. Onu böyle alalım. Babamın amcaoğlu aslında. Sana onların yengemin hikayesini anlattım mı? Çok ilginçtir. Hayır. Ekrem amcam Almanya'ya gidiyor çalışmaya. Yengem de orada gurbetçi bir ailenin çocuğu. Üniversite okumak istiyordu. Ekrem amcam da oturma izni alması lazım. Bunlar anlaşmalı evlilik yapıyorlar. Sonra o kadar sevdiler ki birbirlerini. Yengem üniversiteye bırakıp amcamın peşinden Erzurum'a yerleşti. Sonra zamanla çok kıskanç birisine dönüştü. Uçan kuştan kıskanır oldu. Allah Allah, niye kıskanıyor ki? Saçmalık. Niye olacak? Çok seviyor kocasını. Dediği gibi aşık çünkü. Amcan muhtemelen çapkın falandır. O da üniversiteyi bırakmış onun için. Ekonomik durumu da yok. Amcanı kaybetmekten korkuyordur. İlla bir sebep mi olması lazım kıskanması için? Deli gibi sevmesi yetmez mi? Kimden ki o mesaj? Gülümsediğine göre. Yonca mı? Hayır Narin. Kıskanmıyorum, kıskanmıyorum. Emir yazmış. Nikah şahidi olmamızı istiyor. İkimizin. İkimiz. Her yerde sen. Kaçmak istiyorum, kaçamıyorum. Ne o, sevinmedin mi? Yok, çok sevindim. Çok iyi düşünmüşler. Neyse, gerisini sen halledersin. Dedim ya, ben zaten kimseyi tanımıyorum. Yengenin sonra düğünün en güzel kadınlarla oturttuğumda kavga mı çıksın istiyorsun? Hadi Allah rahatlık versin. Bakım geldi benim. Utandım. Kesinlikle utandım. Yanakların kızardı.